Evet, yayın noktamız enkaz kaldırma çalışmalarında devam ettiği Mustafa Paşa Mahallesi ve bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri burada yıkılma riski olan binaları takip ediyor. O takip de lazer takip cihazı, tarayıcı cihazıyla yapıyor. Seninle bahsettim. Şimdi hem o cihazın çalışma prensibini sizlere göstereceğiz. Hem de o cihazın veri aktardığı mobil laboratuvarı ekranlarınıza getireceğiz. Bir yayın konuğumuz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin yayın konuğumuz. Efendim kolay gelsin öncelikle. Günlerdir çalışıyorsunuz. Şimdi bir lazer tarayıcı cihazından bahsediyoruz biz de günlerdir. Nedir çalışma prensiplerini öğrenebilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılara sağlık, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şu ana kadar bütün deprem bölgelerinde, yani şu anda yaklaşık 5 ilde birden hasar tespit çalışmaları yapılıyor. 1000'in üzerinde personelimiz, inşaat mühendisi, mimar personellerimiz sahada görev yapmaktalar. Biz tabii burada arama kurtarma faaliyetlerinden beri burada bazı cihazlarımız var. Bunlardan bir tanesi de lazer tarayıcı cihazı. Bu son en üst segmentte bir cihaz. Mobil laboratuvarımızdaki cihazlardan da sadece bir tanesi. Bu cihaz arama kurtarma yapan personellerin yanındaki binaların ya da mevcut kurtarma yaptığı binanın hareketlerini direkt lazer olarak, tarayıcı olarak yapan bir cihaz. Saniyede 2 milyon kadar nokta atışı yapabiliyor. Ve bu cihaz sayesinde binaların herhangi bir yıkım riski olup olmadığı, yıkılma doğru, seyime doğru gidip gitmediğini anlık olarak önce alıp daha sonra 15 dakikada bir, yarım saatte bir bütün binaları biz şu anda kontrol altında tutuyoruz. Arama kurtarmalar bitti. Şu anda da acil yıkılacak binalarımız var. Onlar da tabii ki adı üstünde acil yıkılacak konumunda olduğu için her an yıkılma riski olup olmadığını, henüz şu anda 180'in üzerinde bir bina var. Bu ve bunun gibi diğer buna yakın cihazlarla sürekli kontrol altında tutuyoruz. Sertaç Bey, şimdi Kartal'da yıkılan Yeşilyurt apartmanında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Oradaki çalışmalarda da gördük. Yine buradaki hem Mustafa Paşa'daki hem diğer bölgelerdeki çalışmalar sırasında bir lazer ışığı görüyorduk. Enkaza tutulan kırmızı renkte. O cihaz mı bu? Yani baktığımızda aynı işleve mi sahip? Yani burada o lazer ışığını göremiyoruz. Doğrudur. Bu cihaz bu işi kendisi yapıyor. O bahsettiğiniz lazer vesaire bütün bu kendi içinde şu anda bakın dönüyor ve hiçbir ilave personele gerek kalmadan kendisi yapıyor. Ve bu yaptığı bütün çalışmalar 3 boyutlu olarak şu anda kendi içinde data servisi var. Bir datalandığı bir nokta var. Oraya alıyor ve biz daha sonra araca onu yüklüyoruz. 15 dakika sonra, yarım saat sonra yeni aldığımız verileri üst üste koyuyoruz. Bazen bu yarım santim, 1 milim, 3 milim, 5 milim, yani 2 santime kadar, ki bu yıkılan binada en son 1 santime aşan, 2 santime varan deplasmanlar söz konusuydu. Fakat orada tabii ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğu gibi hayatını kurtardığımız, arama kurtarma ekiplerini kurtardığı vatandaşlar da vardı. Bazı riskleri tolere ederek biz o çalışmayı an be an devamlı takip ettik. Ve çalışmalar bitti, şu anda enkaz da kaldırıldı. Peki, şimdi bu veriler mobil laboratuvar aracında değerlendiriliyor. Evet. Şimdi o aracı da girelim isterseniz, o aracı da tanıtalım. Aracın ön bir çalışması, tanıtımını yapayım ben size. Bu araç bahsettiğiniz Kartal'daki binadan sonra Sayın Bakanımızın bize talimatlarıyla biz tamamen onun fikir babalığını yaptığı, tamamen onun dizaynda katkılarının olduğu bir araç. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda dünyada bu anlamda bir örneği yok. Yani bunun versiyonları var ama bunun içeriğindeki bütün her şeyin tespitini yapabilen demir, beton ve bütün bina ile ilgili verilerin toplandığı ve statik analizlerinin yapıldığı bir versiyonu yok. Biz bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve bakanlık olarak yurt dışından ve birçok ülkeden bizden talepler var. Peki. İçeriye girelim isterseniz yavaş yavaş. İçeride de nasıl bir faaliyet var, onu da ekranlarınıza getirelim. Aynı zamanda sizlere bir de karat örneği alındık. Onun da mukavemetini göstereceğiz. Ne kadar dayanıklı olduğunu göstereceğiz. Bahattin Demir de yavaş yavaş, eğer içeri doğru da gelebilirse,
Şimdi burayı da anlatalım isterseniz. Burada bir saniye, şurada bir bilgisayar görüyoruz. Herhalde veriler buraya mı aktarılıyor? Evet, arkadaşımız size yardımcı olsun. Biz bu bina, az önceki gösterdiğim bina yıkılmadan önce buradaki verileri an be an bu şekilde takip ettik. Bu herhangi bir fotoğraf verisi değildir. Tamamen lazer nokta atışıyla meydana gelmiş bir 3 boyutlu tarayıcı sistem. Dediğim gibi hem vinç yardımıyla duran, her an yıkılmakta olan binayı biz burada sürekli takip ettik. Arama kurtarma bittikten sonra da zaten bu yıkımlar kontrollü bir şekilde gerçekleşti. Peki. Diğer tarafta da karot örneği alınmıştı. Evet. Bu cihazı tanıyabilir miyiz? Şimdi dediğim gibi araçta demir tespiti yapan, beton tespiti yapan birçok cihazlar var. Aslında karot almamızı bile gerektirmeyen o kadar üst düzey cihazlar var ki, ama biz yine de bazen karot alma ihtiyacı duyuyoruz. İşte bu da bir bölgedeki başka bir binadan alınan bir karot numunemiz. Bunun hazırlıkları yapıldı. Aracımızda bütün bu işlemleri yapacak cihazlarımız da mevcut. Arkadaşımız isterseniz size canlı canlı betonun mukavemetini bir ölçsün ve çıkan değeri sizle paylaşalım. Bir görelim. Daha önce hazırlığını yaptığımız numuneyi teste tabi tutuyoruz. Kesim ve başlıklı yapıldı. Numunemizi yerleştirdikten sonra son sistem cihazımızla teste başlıyoruz. Şimdi tabii burada değerler hakkında da bilgi vermek gerekirse, normalde ne olması gerekiyor mukavemetinin? Eğer ne olursa dayanıksız kabul ediliyor. Şimdi çok eski binalarda, 75 yönetmeliğine tabi binalarda B225, yani yaklaşık olarak C18 civarında bir minimum beton basınç dayanımımız vardı. Fakat şimdi 98 yönetmeliğinde C20'ye yükseltildi. Şu anki son 2019'da çıkan yönetmelikte de minimum beton basınç dayanımımız şu anda bizim C25 olmalı. Ama bu binaya göre 30, 40 gibi rakamlarda kullanılabiliyor. Bakalım şu anda arkadaşımız bize değeri versin. 12.57 megapascal. Ne demek oluyor? Şöyle düşünün, C20 olsa yarısından biraz daha fazla, ki iyi bir değer. Az önce biz aldığımız son numunede C7 idi. Ondan önceki 6 idi. Maalesef binalarımızın, Türkiye genelinde eski binalarımızın durumu bulur yani. Çok da iç açıcı değil. Şimdi peki bölgede yani o C7 aldığınız değer o zaman çok düşük bir değer. Yani yıkılma riski daha fazla olan bir binadan mı bahsediyoruz? Tabii yani bu aynı binadan. Karotlar farklılık gösterebiliyor. 12 çıkar, 7 çıkar. Biz bunların hesaplama metotları var. Hesaplara girerken onların bir formülasyonuyla biz bu verileri, binayı temsil eden verileri giriyoruz. Ama bunlar şu andaki yönetmelikte C25, yani yarısı bile değil yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, yayın konuğumuz Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin'di. Hem lazer tarayıcı cihazını bizlere anlattı, hem de alınan karot numunesinin ne değerde olduğunu gösterdi. Sözü tekrar size bırakalım.